Merhaba gençler, hoş geldiniz. Evet, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Şu anda Ela gözüküyor, Haydar da katılmaya çalışıyor şu anda. Ela nasılsın? Duyabiliyor musun bizi? Evet, Haydar katılmaya çalışıyor. Ela'dan şu anda ses yok. Diğer arkadaşlar da umarım katılırlar. Evet, Haydar şu anda bağlandı. Güzel. Evet, merhaba gençler. Hoş geldiniz tekrar. Merhaba Haydar, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim efendim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şu anda Ela da derste. Ela'yı duyamadık ama mikrofonu kapalı şu anda. Diğer derste diğer arkadaşlarınız da var mıydı gençler? Ya da eksik olan var evet. Mıydı daha doğrusu gelmeyen? Herkes tamdı. Herkes tam mı? O zaman tamam. Büyük ihtimal biz de ilerleyen süreçte gelmeyen arkadaşlar da yetişirse güzel olacak. Şu an Mert de katıldı. Sayımız 3'e çıktı. Benle birlikte 4 kişiyiz. Demir de katılmak üzere. Demir'i de kabul edelim. Evet. Güzel. Şu anda 4 öğrenci, 1 de ben. 5 kişiyiz gençler. Şimdi bugün arkadaşlar en baştaki ünitemiz, yani ilk ünitemiz olan Hello adlı ünite, Merhaba adlı ünite ile testler çözeceğiz. Bir sonraki derste ikinci, üçüncü üniteyi derken bu şekilde tekrar geldiğimiz ilk döneme kadar, yani 5. üniteye kadar her üniteden birer test bitirmeyi planlıyorum arkadaşlar. Şimdi şu şekilde de başlatmış olalım. Yine burada soru çözmek isteyenler parmak kaldırsın arkadaşlar. O şekilde diğer arkadaşlarımıza da söz hakkı vermiş olalım. Yani kimsenin hakkına girmeyelim. Şu anda ilk sırada Mert gözüküyor. Mert direkt parmak kaldırdı. Peki Mert, seninle başlayalım. Mert aslında idmanlı bu konuda. Aşağıdaki ülke bayrak eşleşmesinden hangisi yanlıştır? A. Japan, B. Germany, C. İtalya, D. USA, B. Germany. Evet, çok güzel. Burada Mert'in söylediği doğru gençler. Yani ülkelerle bayrakları eşleştirilmiş fakat bir tanesi yanlış arkadaşlar. Dolayısıyla önce Mert'in söylediğini bir işaretleyelim. Yani Germany aslında hangi ülke peki Mert? Germany, Almanya ülkesi. Evet, Almanya. Çok güzel. Peki bayrak hangi ülkeye ait? İspanya diye biliyorum. Evet, güzel. İspanya'nın bayrağı verilmiş arkadaşlar. Bu bir kere yanlış eşleştirilmiş. A seçeneğindeki İngilizce de söyleyelim. İspanya'nın İngilizce. O da Spain arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sorularımız bol zaten. Buradaki hatayı buldurmasını istemiştim. Ben zaten anlatacağım tekrar. A şıkkında baktığımız zaman Japonya'nın bayrağı verilmiş. Ülkede zaten Japan diye yazılmış altına. Yani Japonya doğru eşleşmiş gençler. C'de İtalyan bayrağı var. Dolayısıyla İtalya, yani ülkesi İtalya'yı da yazmışlar. D şıkkında ise Amerika'nın bayrağı verilmiş. Yani the USA şeklinde söyleyebilirsiniz, Amerika Birleşik Devletleri. Bu da doğru bir eşleşme olmuş gençler ama Almanya'nın bayrağı maalesef burada İspanya'yla eşleşmiş yanlış olarak. Peki, sıradan devam edelim. Bakalım, parmak kaldıran şu anda Haydar var. Haydar'la devam edelim. Buyur Haydar. Adem. Adem B. Evet, bakalım hemen. B şıkkını o zaman. Çok güzel. Yani burada şundan bahsetmişiz. He likes music, yani müziği sever demişsin. Güzel. Daha sonra ise because, çünkü he is good at. Good at ise gençler bir şeylerde iyi olmak anlamına geliyor. He is good at playing flute. Yani flüt çalmakta iyidir ve bu yüzden de zaten müziği sever şeklinde söyleyecektik. Yine takılanlar varsa soru sorabilir ama burada hayır. Zaten orada direkt good at'i görünce sonra gelen direkt anladım, iyi diyorduk.
Tamam, sıkıntı yok. Yine takılanlar sorsun arkadaşlar. Bunları bir de bad at vardı. O da bir şeyde kötü olmak anlamındaydı. Onu da söylemiş olalım burada. Good at'i görmüşken. Peki bakalım sırada parmak kaldıran şu anda gözükmüyor ama yani Mert ve Haydar var. Demir ve Ela'dan şu anda ses yok. Demir bizi duyabiliyor musun bu arada? Yes. Peki üçüncü soruyu yapabilir miyiz? Tamam, yapacağım ben şimdi. Tamam, takıldığın varsa yardımcı olurum. Evet, burada aslında bakalım her name is Maria, yani onun adı Maria demiş. She is 12 years old. Evet, 12 yaşında olduğunu da söylemiş bize. She is from Spain. O İspanya'dan demiş, ülkesini söylemiş. Buyur Aydar. Ben demedim. Ben yanlış anladım. Hangisi? De, ay de diyorum. C oluyor. C mi? Bence ilk şıkkın daha doğru gibi. Bence A şıkkı kalsın ama hepsini anlatacağım zaten şimdi. Demiş ki she is from Spain, yani o İspanya'dan demiş, ülkesini söylemiş burada. Sonra ise she goes to Woodford Elementary School, yani Woodford Okulu'na gider şeklinde de bize bir açıklama yapmış gençler burada. Hangi okula gittiğini de söylüyor. Daha sonra she loves her teachers and her friends. Yani hem öğretmenlerini hem de arkadaşlarını sever demiş. Maria is, bakalım şimdi A şıkkında 12 years old. 12 yaşında mıydı? Evet, baktığımız zaman yukarıda bildirmiş gençler. Peki Maria is Spain mi dersiniz ya da Maria is from Spain mi dersiniz? Ülkenin adı verilmiş. Yukarıda da bakın yazmış zaten. She is from Spain. Yani orada from bir kere yok arkadaşlar. Yani eksik. Dolayısıyla B şıkkı yanlış olacaktı. C'ye de bakalım. Maria is from Spanish demiş. Burada da yanlış. Milliyet verildiyse from'a gerek yok zaten. Direkt Maria is Spanish diyebilirdi. C de yanlış gençler. D'ye de bakalım. Maria is demiş. Woodford Elementary School. Yani Maria sizce ilkokul mu? Yani direkt Maria ilkokuldur şeklinde bir tabir kullanmış. Bu da yanlış. Sadece tek doğru arkadaşlar. Demir'in de aslında söylediği gibi A şıkkında. Yani 12 yaşında olduğu doğru gençler. Diğer üçü ise yanlış bir ifade kullanılmış. Takılanlar varsa yine sorsun gençler. Peki, dördüncü soru. Sıradan devam etmiş olayım. Bakalım dersimizde şu an 8'lerden de var gördüğüm kadarıyla. 8. sınıflardan da giren arkadaşlar var yanlışlıkla. Onu da söylemiş olalım. Peki, Ela'ya da söz hakkı verelim. Ela, sesimiz geliyor mu sana? Geliyor öğretmenim. Peki, Maria is from demiş. Yani Maria sence... Öğrenci. Evet, çok güzel. Yani burada ülke lazımdı bize. C şıkkı doğru. Maria is from Spain. Yani İspanya'dan olacaktı. Spanish olsaydı from'a ihtiyacınız olmayacaktı. Yani Maria is Spanish olurdu. O da İspanyol olacaktı. Milliyet olarak söylemiş olurdunuz. Onu da söylemiş olalım. Peki, şu anda en başa dönebiliriz. Mert'le devam edelim. Ve şu anda Muhammed de var. Maria loves her teachers and friends. Tamam. Bu arada Muhammed de var şu anda katılımcılar arasında görüyorum ama Muhammed 8'lerle dersim yok şu anda 5'lerle var. En azından hatırlatmış olayım. Yine katılmak istiyorsan katılabilirsin. Ama dersiniz şu anda belli değil. Muhammed için bir açıklama yapmış olalım. Evet Mert, hangisi söylemiştin? Değil mi diyorsun? Her teachers and friends mi demiştin? Evet. Evet, yani Maria loves, neyi sevdiğini de zaten şurada da tekrar hızlıca göstereyim hatta arkadaşlar. Bir önceki slayttaki arkadaşlarımız da görmüş olsun. Evet, şurada en sonda söylemiş gençler. She loves her teachers and friends. Hem öğretmenini hem öğretmenlerini daha doğrusu hem de arkadaşlarını sever diyor. O zaman burada kalmıştık. Doğru, yani Mert'in ifadesi hem öğretmenlerini hem de arkadaşlarını sever olacaktı. Peki sıradan devam edeyim gençler. Şu anda Haydar'dayız. Buyur Haydar, hangisi farklı olabilir? Ses geliyor mu Haydar? Adana B.
Bursa mı? Hemen bakalım o zaman, önce işaretleyelim. Evet, orada my name is Laura, yani benim ismim Laura demiş. Diğer şıklara baktığımız zaman ise nice to meet you veya glad to meet you. D'de de nice meeting you. Yani hepsi tanıştığıma memnun oldum şeklinde bir ifade kullanmış. Hepsi aynı anlamlarda, eş anlamlı. B şıkkı bunlardan farklı olmuş çünkü ismini belirtmiş. Güzel. Peki. Bakalım sırada hangi arkadaşımız var? Evet, Demir'le devam edebiliriz eğer bizi duyuyorsa. Duyuyorum. Tamam Demir. Burada da şu lazım. Yukarıda bir başlık verilmiş. Şurada countries diye. Hangisi bu başlığın altında olmaması gerekiyor? Şuradaki de Amerikan olacak gençler. Şu A fazla burada. Onu da söylemiş olalım. Hangisi Demir? Bulabildik mi cevabı? Değil mi diyorsun? Bakalım hemen o zaman. İşaretlemiş olalım. Evet, güzel. Amerikan. Yani burada countries dediği olay arkadaşlar, ülkelerden bahsediyor. Peki. Hemen bakalım. Gris gençler, peki hangi ülkeydi Gris? Var mı hatırlayan? Yunanistan. Çok Yunanistan. Güzel. Evet, Yunanistan ülke olarak gelmiş. Tamam. England arkadaşlar. İngiltere. Çok güzel, İngiltere. Russia peki? Şurada. Rusya. Evet, Rusya. Peki Amerikan gençler? American. Amerika. Evet, Amerika. Burada baktığınız zaman Amerikan, yani nationality'ye giriyor değil mi? Milliyeti verilmiş. Dolayısıyla evet, bu bir kere ülke olarak gelmemiş karşımıza. O zaman the USA veya Amerika şeklinde de olabilirdi. Yani en sondaki N harfini kesebilirlerdi. Dolayısıyla D şıkkı doğruydu. Güzel. Teşekkürler Demir bu arada. Sıradan da devam etmiş olalım. Evet, şu an Ömer de derse yeni katıldı. Peki, sırada şu anda Ela var. Ela ile devam edelim. Buyur Ela. Duyabiliyor musun Ela bize? Duyuyorum öğretmenim. Tamam. Sence burada karışık harfler verilmiş bize. Ama hangi ülke olabilir? Yani bir bulmaca gibi düşünebilirsin. A şıkkı mı dedin? Evet. Hangisi? A şıkkı. Tamam. Şu an sesini anca duyabildim. Evet, A şıkkı gençler. Baktığınız zaman Spain, yani S ile Hollanda şu anda tek bir ülke var. Hatta şurada İngiliz varmış gerçi ama H harfi falan yok. Artı G harfi de yok. Yani Spain, İspanya olacaktı gençler. Burada söylediği ülke doğruydu Ela'nın. Peki yine bakalım şu anda Ela'dan sonra kim gözüküyor? Şu an Ömer de katıldı. Ömer hoş geldin. Duyabiliyor musun bizi? Sesimiz geliyor mu Ömer sana? Evet, Ömer'in mikrofonu açık ama nedense bizi duymuyor gençler şu anda. Peki, o zaman en başa dönebiliriz. Yani Mert'le devam edelim, sonra tekrar Ömer'e döneriz. Mert buyur. Hello, I am Kaan. I am from Turkey. And I am Turkish. Evet, yani sırasıyla hangisi gelecek demişti. Güzel, C yani C şıkkı. Burada merhaba ben Kaan demiş, kendisini tanıtmış. Daha sonra ise bakın from var, yani ülkeden bahsedeceğiz önce. I am from Turkey, ben Türkiye'denim. And I am Turkish ve ben Türk'üm şeklinde nationality'de, yani milliyetinde söylemiş oldu gençler. Güzel. Yine takılanlar olursa söyleyebilir arkadaşlar, sorabilirsiniz. Sıra kimde? Şu anda Haydar'dayız gördüğüm kadarıyla. Haydar buyur. Hocam sesiniz geliyor. Diğer arkadaşların şu an duyuyor Ömer. Belki internette sorun yaşıyor olabilirsin. Partnerim C mi? Hocam cevaptı. Ben gelince şey yapabilir miyim? Tamam, sıkıntı yok Ömer. Bir sonraki soruda da vereceğiz zaten. Sana bir sonraki soruyu da versem daha güzel olur hatta. Peki Haydar hangisini hocam, söyledin? Şey diyebilir miyim? Söyle Ömer. C.
Bir tane çocuk 8 F'de biriydi, şu an çıktı. Evet, onu söylemiştim. Zaten yanlış dersteydi. 8. sınıfta o. Ve 5. sınıfların dersine yanlışlıkla girdi herhalde. Peki. Hangisi demiştim bu arada Haydar? Tekrar atladık seni ama. C. Evet, C şıkkı. Hemen işaretleyelim o zaman öncelikle. Baktığım zaman C şıkkını yanlış göstermiş. Hemen bakalım. Trende olmaması gereken vagon hangisidir diyor. Nationalities ne demek? Bak şurada bize bir başlık vermiş sarı ile ilgili. Bu milliyetler demek. Peki o zaman. Üç o zaman. Bakalım şu an Ömer'e de bir söz hakkı verelim. Hatta senden sonra kim var? Demir mi var? Demir'e söz hakkı verelim öncelikle. Demir sen söyle. Bir saniye. Amerikan. Yani A. A mı diyorsun? Bakalım. Burada milliyetleri vermiş bu arada. Ona dikkat edin. Bence A şıkkı da değil. Şu anda sırada kim var? Bakın Demir, ben bir dakika şansımı denemek istiyorum. Peki gençler, bir dakika. Ela var şu anda. Ela'ya da söz hakkı verelim. Ela buyur. Sesim geliyor mu? Evet, şu anda geliyor. Ela bilir ki ya. Ela hangisi? B. Bursa mı? Bakalım. B. B de olmadı. Ömer'e de zaten bir tane kaldı. Evet, Ömer'e de bir tane kaldı. Onu da söylemiş olalım. Şimdi nationalities arkadaşlar, milliyetler demekti. Bakın birinci vagonda Amerikan demiş. Bu zaten milliyetini vermiş. Ülke adı yazmamış ki. Bu doğru yazmış. İkiye bakıyorum, French, Fransız demiş. Yani France deseydi evet, o zaman Ela'nın söylediği iki numara yanlış olacaktı. Burada milliyetini vermiş, bu da doğru, bunda da bir sıkıntı yok. İtalya bakıyorum, burada İtalya ülkesinin adı gençler. Peki ben nationality demek istesem, yani milliyetini söylemek istesem, o zaman İtalyan derdim değil mi? Dolayısıyla bu İtalya demiş, bu bir kere %100 yanlış. Yani bu vagonun burada olmaması gerekiyor. Buyurun. Hocam bir kere ben diğer derste düşmüştüm siz yoktu ama aldırken. Evet olabilir Ömer, doğrudur. En son da söyleyelim. Spanish de arkadaşlar İspanyol demek. Burada da milliyet verilmiş. Bu da doğru yani. Bunda da bir sıkıntı yok. Dolayısıyla cevabımız 3 numara olacaktı. Yine takılanlar varsa sorsun arkadaşlar. Burada herkes yanlış yapmış oldu. Peki sıra Ömer'de şu anda. Ela'dan sonra. Ömer buyur, bu soruda sence hangi soruyu sorabiliriz ki she is from England diye bir cevap verebiliriz? Hocam sesin kısık kısık geliyor. Valla büyük ihtimal senin internetinde sorun vardır. Çünkü diğer arkadaşların beni çok net duyuyorlar. Chatten attım. Tamam, bakalım o zaman chat bölümünden neyi söylemişsin? En son C şıkkı yazmışsın Ömer. Hemen işaretleyelim o zaman. C şıkkı şu an yanlış gözüküyor. O zaman en başa dönelim mi şimdi? Kim var? Haydar gözüküyor. Bu Mert vardı aslında ama peki. Haydar'la hocam, başlamış olalım. Ben attım hocam. Tamam, sıkıntı yok Ömer. Evet Haydar buyur. Hocam, Adana. Diyorum. Bakalım. Yanlış. Yani where are you from demişsin ama she's from'la başlıyor. Bence bize sormamış ki. Burada you var. Peki sırada kim var? Mert var. Mert buyur. Bursa. Evet yani B şıkkı. Demiş ki ben bize şu evet where is your English teacher from? Diyorum. Evet Ömer sessiz ol yoksa dersten atacağım. Her ders dersimi bozuyorsun. Yani bu şekilde katlanamam sana, onu söyleyeyim. Tamam hocam. Sessizce dersi dinle en azından. Tamam sen chatten yaz, biz arkadaşlarınla devam edelim. Şimdi B'de de şunu sormuş, Mert doğru söyledi şu anda. Where is your English teacher from? Yani İngilizce öğretmenin nereli demiş. Daha sonra da cevapta bakın, she is from England. Yani bayan olduğunu burada bize belirtmiş oldu. A şıkkında bize soruyor gençler. Dolayısıyla cevapta I am from'la başlamanız lazım. Onu bir kere söylemiş olalım. C'de ise
What does she do? O ne yapar diye bir soru sormuş. Burada bir kere o ne yaparla ilgili bir cevap vermemiş ki, o İngiltere'den demiş. Ülkesini söylemiş. Bu da değildi. D'yi de çevirelim, bir bu kaldı çünkü. Where is the school? Burada da okul nerede diyor. Yani okulun adresini istemiş olacak bizden. Peki bir diğer soru, hemen Demir'le devam edelim. Buyur Demir. Şimdi bir saniye yapacağım. Tamam. Şimdi bir saniye yapalım. Hocam o Rusyalı ya, yapar hocam. Ha, Ruslar çok akıllı, Türkler gerizekalı. Evet, sessiz gençler. Türklerde kaç kere birinci olan var dünya? Gibi. B. B mi diyorsun? Bakalım hemen o zaman işaretleyelim. Evet, güzel. Burada isim söylenmiş zaten. Chain Hugh diye bir isim verilmiş. Speaks de konuşur diyor. Çünkü burada bakın he ile de devam ediyor. He's from Japan. Yani erkek olduğunu söylemiş. He, she de arkadaşlar geniş zamanda s takısını getirmeniz lazım. Dolayısıyla he speaks Japanese. Yani o Japonca konuşur. He's from Japan. Yani o Japonya'dan şeklinde ülkesinde söylemiş zaten bize. Güzel. Sıradan devam edelim. Şu anda bakalım Ela'da gözüküyor. Evet Ela, buyur. Sesimiz gidiyordur umarım. Evet Ela'nın internette de çok yavaş veya sesler çok yavaş gidiyor bizden ve ondan bize daha doğrusu. Şu an internette en iyi olan 2-3 arkadaşınız var. Yani Mert, Haydar ve Demir'in interneti çok çok iyi. Peki. O zaman... Ben internet odasındayım. Tamam, süper. Peki, Ömer bu soruyu yapacak mısın ya da başa dönelim mi? Şu an Ela internetten dolayı çıktı. Tekrar giriş yapacak büyük ihtimal. Öldüm, Ela'nın bilgisayarı bulduk. Olabilir arkadaşlar, bakalım. Tamam, sen chat bölümünden söyle bize Ömer. Diğer arkadaşlarınla biz o zaman tartışalım sen düşünene kadar. Haydar'la devam edelim. Buyur Haydar. Hocam ben yapacağım. Tamam, sen chat bölümünden yaz bana. Ben buldum. Söyleyeyim mi? Peki söyle bakalım. Ömer de chatten yazsın bize. Ömer chat'i kullanıyor çünkü. A şıkkı demişsin. Bakalım 1 ve 2. Evet, yanlış olanlar hangileridir diyor. Evet, China ve Japanese demiş. Yani ülkesi ve milliyeti burada baktığımız zaman yanlış. Hocam adaletsiz ya. Ben adı demeden atıyor. Tamam, sen de A demiştin zaten Ömer. Hayır, ben sonra da yazdım hocam. Tamam, sıkıntı yok Ömer. Evet, şu an Ömer'i gönderdik arkadaşlar. Ders daha rahat işleyecektir. Evet, Haydar'la devam edeyim tekrar. Haydar 1 ve 2 demişti. Baktığınız zaman China, Çin arkadaşlar. Burada Chinese olması lazım ama Japanese demiş. Yani Japon şeklinde. Milliyet verilmiş. Yanlış olmuş. İkiye de bakalım. Greece ve Chinese demiş. Yani Greece, Yunanistan, Chinese ise baktığımız zaman direkt burada Çinli şeklinde bize milliyeti verilmiş. Bu da yanlış gençler. Üç numaraya bakıyorum. Germany, German. Germany, German ters yazılmış aslında bu ama Almanya, Alman şeklinde olacaktı veya burada Alman, Almanya şeklinde gelmiş. Bunda yine de bir sıkıntı yok gençler genel olarak. Ülke milliyet eşleşmesi açısından. Japan, Japonya ülkesi. Japanese ise Japon. Bu da doğru eşleşmiş gençler. 1 ve 2. Burada yanlış eşleşen grupta. Peki sıradan devam edelim. Bakalım şu an Ela gözükmüyor. Evet Mert'le devam edelim. Where do you study? At Kadıköy Elementary School. Evet. Burada nerede okuyorsun demiş. Yani cevapta ise Kadıköy İlkokulu'nda şeklinde bir cevap verilmiş. Güzel. Peki hemen şurayı bir işaretleyelim, sonra diğer soruyu da yansıtayım. Evet sırada şu anda Demir gözüküyor. Demir'le devam edelim. Buyur Demir. Yine şurada yapacağım.
Öğretmenim cevabı D. Evet, yani 2 demişsin, 2 diyorsun. How many languages do you speak? Yani kaç tane dil konuşuyorsun şeklinde bir soru sormuş. 2 da 2 demek, 2 tane şeklinde cevap verilmiş. Güzel. Hemen işaretleyelim bu arada. Peki 16. sorudan da devam edelim. Kimde kaldık? En başa mı döndük? Evet, Haydar'la tekrar başlayalım. Buyur Haydar. Öğretmenim. Do you want to listen to you? Öğretmenim Adana. Hemen bakalım o zaman, işaretleyelim öncelikle. Burada şöyle bir soru sorulmuş. Do you know today's lessons? Yani bugünün derslerini biliyor musun demiş. Diğer arkadaş da yes ile başlamış. Evet diyor. Ve ilk soruyu soran arkadaş bir soru daha sormuş. What do we have? Yani hangi derslerimiz var? Ne var demiş bugün. O da cevaplamış. We have double English. Yani iki tane İngilizce arkadaşlar. Ve devamında ise double science. Yani iki tane de fen bilimleri dersinin olduğu söylenmiş. Güzel. Sıradan devam edelim. Kimde kaldık? Şu anda Mert'teyiz. Buyur Mert. Yukarıdaki kelimelerle bir başlık altında toplanmak istenirse aşağıdakilerden hangisi seçilmelidir? Evet, hangi başlığı England, yazabiliriz? İngiltere, Türkiye, Spain, İspanya, yani İspanya öyle bir şeydi. Evet, İspanya Japan, doğru. Japonya, countries, yani Ceyhan düşünüyorum. Evet, çok güzel. Burada direkt ülkeler verilmiş arkadaşlar. O zaman countries olacaktı. Süper, harika. Peki 18, şu an Demir'deyiz herhalde. Demir buyur, sesimiz gidiyorsa. Gidiyor. İkine şimdi yapacağım ben. Tamam, şu taraftaki sevdiği bir dersin ismi olmalı. Bu taraftaki ise çarpı atmış. Yani onaylamamış, sevmemiş. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet, sor Mert, buyur. Yarın kavram dersleri olacak mı? Evet, olacak arkadaşlar. Dersler her zaman var. Yani hem sınavlar hem dersler, denemeler. Öğretmenim yarın gözükmüyor. Öğretmenim. Olması lazım de. Arkadaşlar. Cuma günü sadece yılbaşından dolayı olmayacak. Ama cumartesi pazar yine devam ederiz diye düşünüyorum. Yarın cuma değil mi? Yarın perşembe gençler. Keşke cuma olsaydı. Cuma da geliyor, sıkıntı yok. Peki Demir, hangisini işaretleyelim? Ben karar veremedim. C ve D dedim. C ve D mi? Bakalım. Şimdi bence bir tanesi doğru, bir tanesi yanlış. En son söylediğin daha doğru gibi gözüküyor. Çünkü M ile başlamış. Evet, bence de ama C de geliyor. C ile başlamak istersen orada mesela I like ile başlayabilirdik. Hocam ben söyleyebilir miyim? Söyleyin, buyurun. Denizli. Evet, Demir de zaten D söylemişti daha sonradan. Güzel. My yani, favorite class is art but I hate music. Aynen öyle. Yani burada favori dersi arkadaşlar resim, zaten tik atmış, sıkıntı yok. Ama çarpı attığı müzikten ise hate'de nefret etmek gençler. Nefret ettiğini söylüyor bize. Evet, bir soru daha rahat çözeriz gençler burada. Şu anda en başa mı döndük? Haydar'la devam edelim. Buyur Haydar. Merhaba Mike, bugün nasılsın diyor. İyiyim, teşekkür ederim diyor. Sen nasılsın diyor. O da ben de diyor. Erkek kardeşi sen Almanya'da yaşıyormuş. Güzel. Onu tanıtmış bize, erkek kardeşi Sam'i tanıtmış şu anda. Ve Almanya'da yaşadığını da eklemiş. O diyor, sonra sistem eklemiş. Me too diyor. Hangisi olabilir sence? Yani orada Sasha hangisi? C diye düşünüyorum. İnşallah doğru. Evet, doğru. Çünkü burada Sasha erkek kardeşisini tanıtmış. Daha sonra Mike da tanıştığıma memnun oldum Sam diyor. Sam de me too, ben de tanıştığıma memnun oldum demiş gençler. Evet, burada bir yoklama da alayım gençler. Şu anda sadece Ela hattan koptu. Ömer'i de atmak zorunda kaldık maalesef. Yapacak bir şey yok gençler.
Ama ders bu şekilde daha rahat işlenmiş oldu. Evet, şu anda yoklamanızı da alıyorum gençler. Fotoğraflamış olduk. Evet, bir sonraki dersimizde görüşürüz arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum hepinize. See you teacher. Görüşürüz. İyi akşamlar. See you again.